Değerli basın emekçisi arkadaşlar, sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi geride kalan haftayı özetleyerek başlamak istiyorum. Geride kalan haftayı tek cümleyle özetlesek, Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hakaretleriyle ve yalanlarıyla geçen bir hafta diyebiliriz. Bizim belki burada söylerken bile utanacağımız sıfatlar kullanarak geziye katılan yurttaşlarımıza küfür edilmiştir. Sarayında oturup yurttaşlara hakaretler eden, artık yalnızca siyaseten değil, ahlaken de ölmekte olan zat, bildiğiniz üzere geziye katılan tüm yurttaşlarımıza hepimizin gözünün içine bakarak alenen küfür etmiştir. Gerçekten söyleyecek çok şey var ama memleket böylesine rezil, böylesine utanç verici bir anlayışla tarihi boyunca hiç karşılaşmadı. O yüzden ona söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Gezi'de yan yana durduğumuz, daha eşit, daha özgür bir memleket düşünü birlikte kurduğumuz bu memleketin cefakar insanlarına seslenmek istiyorum. Umudunuzu yitirmeyin, inadınızdan vazgeçmeyin. Bizleri sefalete, açlığa, geleceksizliğe, bir kirayı dahi ödeyemeyecek, bir konser dahi dinleyemeyecek bir geleceği dayatanlara, açıkçası kopkoyu bir karanlık dışında hiçbir şey vaat etmeyen ve bizi buna mahkum etmek isteyenler mutlaka kaybedecekler. O gün adalet önünde halka edilen küfürlerin, halka karşı işlenmiş tüm suçların hesabı sorulacak. Bu zat Türkiye İşçi Partililerin meclisten silinip süpürülmesini talimat olarak vermiş. Bak, buna söyleyecek bir çift nabız var Tayyip Erdoğan. Senden önce de o hayalleri kuranlar çok oldu. Şimdi hiçbirisi yok. Ama bu memleketin onurlu insanları, bu memleketin devrimcileri, sosyalistleri, komünistleri hala burada. Senden öncekiler gibi tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaksın. Yıldız Sarayı'ndaki baykuşlar gibi, memleketi satan Vahdettinler gibi. Ha, bir fark var, onlar kaçtı, siz kaçamayacaksınız. Önce halkın siyasi iradesine, ardından kurulacak bağımsız, adil ve tarafsız adaletin önünde hesap vereceksiniz. Ali İsmail'e, Berkin'e, Medeni'ye, Ethem'e, yitirdiğimiz tüm kardeşlerimize, erkek iktidarınızın katlettiği kadınlara, her LGBT artıya, kestiğiniz her ağaca, yok ettiğiniz her canlıya, çaldığınız gençliğimize and olsun ki hesaplaşacağız. Hesap soracağız. Değerli basın emekçileri, sevgili yurttaşlar, bu iktidar bir yalan iktidardır. Birazdan kanun tekliflerine geleceğim. Verdikleri teklifler başka, anlattıkları başka. Hepsi yalan. Kurumlar yalan üretme makinalarına dönmüşler. Sistematik olarak yalan söyleniyor. Emirlerindeki gazeteler, televizyonlar yalan çiftliği gibi çalışıyor. Ve elbette bu yalan düzenin, bu yalan iktidarın bir de yol göstericisi var, Tayyip Erdoğan. Mesela bakın, dinlerken kulaklarımıza inanamıyoruz, tekrar tekrar dinliyoruz. Yetmiyor, bir de yazılı metinlere bakıyoruz. Cümleye bakın. Camilerimiz yakıldı, bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi. Tekrar ediyorum, bu ülkenin Cumhurbaşkanı canlı yayın kameraları önünde diyor ki, camilerimiz yakıldı, kendini bilmezler tarafından işgal edildi. Şimdi bu camilerin işgal edildiği, orada içki içildiği yalanı artık hepiniz biliyorsunuz, gençlerin alay konusuna döndü. Gelecek cuma açıklayacaktı, şimdi buraya gelirken tekrar hesap ettim. Tam 468 tane cuma geçmiş, hala açıklanan bir şey yok. Şimdi normalde ne olur? Bir yalan ortaya çıktığında yalancı utanır. Bunlar öyle değil. Bunlar daha büyük yalan söyleyerek o yalanın üzerine örtmeye çalışıyorlar.
Hani öyle 10 soru, 20 soru birbirlerine soru. Geçin bunları. Bak tek soru soruyorum. Tek bir soru soruyorum. Hangi cami yakıldı ya? Hangi cami yakıldı arkadaş? Bu kadar açık, bu kadar aleni bir yalan söylenebilir mi? Gerçekten durumu açıklayamıyoruz, anlayamıyoruz. Şimdi bakın, geçen hafta bir yalan furyası daha başladı. Önce bu şahıs ileri sürdü, ondan sonra emrindeki gazeteler, televizyonlar günlerdir aynı yalanı söylüyor. Tip milletvekilleri Boğaz Köprüsü'nde polise saldırmış. Yalan! Yalan! Düpedüz yalan! Bakın burada sesimizin ulaştığı, aklı başındaki tüm yurttaşlarımıza gerçeği olduğu gibi anlatmak istiyorum. Dinlesinler ve karar versinler. Önce şu notu düşelim. Biz bu ülkede egemen olan siyaset anlayışının tümüyle dışındayız. Biz ne yaparsak onu söyleriz. Yaptığımızın, söylediğimizin sonuna kadar arkasında dururuz, bunu savunuruz. Bugüne kadar yaptığımız ama yapmadık dediğimiz bir tek şey yoktur. Söylediğimiz, sonra caydığımız tek bir sözümüz yoktur. Ne söylüyorsak onu yaparız, yaptığımızı savunuruz. Ha biz de insanız. Biz de hata yapabiliriz. Hata yaptığımızda da çıkar, halkımızdan özür dileriz, öz eleştiri veririz. Ama asla, asla halkımıza yalan söylemeyiz. Tekrar ediyorum. Türkiye İşçi Partili milletvekillerinin polise saldırdığı yalandır. Doğru nedir? Evet, biz köprüye pankart astık. Çünkü bizim milletvekilliğinden anladığımız şudur. Halkımız bize bir görev verdi. Dedi ki, bizim emekçilerin, yoksul halkın haklarını savun. Emekçinin, yoksul halkın sesini duyurun. Her yerde duyurun. Şimdi değerli arkadaşlar, şu meclis dünyanın en de antidemokratik işleyişine sahip mi? Burada herkes biliyor Türkiye İşçi Partililerin mecliste konuşturulmamak için neler yapıldığını ve bizim konuşmak için neler yaptığımız. Mecliste konuşabilmek için mücadele eden bir partiyiz biz. Susturulmak istemiyoruz. Zaten medya tümüyle abluk altına alınmış. 4 yıldır parlamentodayız. Bir tane milletvekilimizin bir tane açıklaması devlet televizyonunda bile çıkmıyor. Bütün kanallar, gazeteler, televizyonlar kapatılmış. Yetmiyor. Binde bir televizyon kanalı imkan bulup çıkabilirsek orada bir söz ediyoruz. Ettiğimiz sözlerinden utanmadan kanala para cezası veriyorlar. Orada sesimizi kapatmaya çalışıyorlar. Açık konuşalım ya. Sosyal medyada büyük bir çaba sarf eden dostlarımız, genç arkadaşlarımız olmasa Türkiye İşçi Partisi'nin sesi insanlara ulaşamayacak. Orada bile attığımız bir tweet'i beğenen, RT eden insanlara soruşturma açan utanmazlarla mücadele ediyoruz. Şimdi siz her taraftan sesimizi kısmaya çalışıyorsunuz. Bir de yeni sansür yasalarına, sosyal medya yasalarına iyice susturmasınız. Biz sözümüzün arkasındayız. Dedik ki her tarafı engelleseniz dumanla haberleşir, halkın sesini yine yükseltiriz. Dedik ki her tarafı engelleseniz ayaklarımızla kapı kapı gezeriz, sokak sokak gezeriz. Doğru bildiğimizi söylemekten bir adım geri durmayız. İşte tam da bu yüzden halkın sesi susturulamasın diye ve üstelik Gezi'nin intikamını almak için uyduruk gerekçelerle arkadaşlarımız hapse atılmışken halkın sesini duyuracak etkili bir ses çıkartma yöntemi olarak Boğaz Köprüsü'ne pankart astık. Astık. Halkın sesini engelleyemeyeceğinizi, her yere ulaştıracağımızı göstermek için. Şimdi bu doğru, işin doğrusu bu. Astık. Peki ne oldu? Biz pankartımızı astıktan sonra üniforma giymesine rağmen, devletin polis üniforması giymesine rağmen kendisini kanuna, halka bağlı değil de tek adamın hizmetçisi gören bir görevli saldırısına uğradık. Şimdi şöyle basitçe düşünelim değerli arkadaşlar, beraber düşünelim. Bizim amacımız ne? Pankart asacağız, sesimizi duyuracağız. Şimdi biz zaten pankartı asmışız, sesimizi duyurmuşuz. Biz aklımızı mı kaybettik? İstediğimizi yaptıktan sonra bir de gelen polise saldıracağız. Böyle aptalca bir iddia olabilir mi? Bu kadar saçma sapan bir şey söylenebilir mi? Nedir mesele? Belli ki orada özel görevlendirilmiş, meseleyi bir provokasyona çevirmek isteyen bir tane rütbeli provokasyon çıkartıyor. Biz de bütün soğukkanlılığımızla bu provokasyonu boşa çıkarttık. Bakın, provokasyonun boşa çıktığının basit bir delili var. Tırnak içinde söylüyorum. Koskoca İçişleri Bakanı 15-20 dakika sonra tweet atar mı ya?
Daha biz alandan ayrılmadan İçişleri Bakanı tweet atıyor. Provokasyonun boşa çıktığının en temel göstergelerinden bir tanesidir. Değerli arkadaşlar, herkes kendine şu soruyu sorur. Orada bir AKP milletvekili olsaydı, orada bir iktidar milletvekili olsaydı nasıl bir tavır takınılabilirdi? Ya da doğrusu nedir? Bakın ben doğrusunu söyleyeyim. Diyelim ki milletvekillerinin suç işlediğini düşünüyorsunuz. Yapmanız gereken şey nedir? Durumu tespit edersiniz. Savcılar suç duyurusunda bulunursunuz. Gerekli işlemler yapılır. Sen kendini hakimin, savcının, yargının yerine koyup hemen nasıl kanaat getiriyorsun ya? Nasıl getiriyor? Arkasına aldığı iktidar gücüyle. Değerli arkadaşlar, devlet olanaklarını ele geçirmiş olmanın verdiği rahatlıkla, kanun dışı davranışlarda bulunabileceğini sananlarla ilk defa karşılaşmadığımızı da ifade etmek isterim. Buradan açıkça söylüyoruz. Kendisini kanunun üstünde gören kim varsa, güç bende, ben istediğim her şeyi yaparım diye düşünen kim varsa buna karşı direnmek yurttaşlık görevidir. Boş verin milletvekili. Yurttaşlık görevidir. Bir tek şey söyleyeceğim. Hani madem polisi bu kadar koruyacaklar, polise bu kadar hassaslar. Ya siz AKP milletvekilinin oğlu Hatay'da polisleri sıraya dizip onları aşağılarken neredeydiniz? Daha birkaç ay önce sizin şu anda milletvekiliniz olan hanımefendi sadece kimlik sordu diye polise hakaretler ederken neredeydiniz? Ama mesele polisin hakkını savunmak falan değil. Mesele bir provokasyon. Bakın, pek yapmayız. Bizim siyaset tarzımız farklıdır. Ama madem konu gezi ve polis, kişisel olarak yaşadığım bir şeyi paylaşmak zorundayım. Temmuz 2013'te Gezi Parkı'na gitmek üzere arkadaşlarımla birlikte İstiklal Caddesi'nde toplanmıştık. Yine böyle kendini her şeyin üstünde gören, kanunun, anayasanın her şeyin üstünde gören bir polis müdürü bizzat talimat verdi, bizzat yönetti. Hukuk dışı bir biçimde gözaltına alındık. Orada da direndik. Hukuk dışıydı, direndik. Haksız yere 4 gün, 5 gün gözaltında kaldık. Savcılığa çıktık, savcılık tarafından serbest bırakıldık. Daha sonra hakkımızda bir işlem başlatıldı. Yargılamanın sonucunda da tüm arkadaşlarımızla beraat ettik. Şimdi bakın, kamuoyu önünde ilk kez açıklıyorum. Orada o kendini her şeyin üstünde gören ve her istediğimi yapabilirim diye düşünen polis müdürünün ismi Mithat Aynacı. Kim Mithat Aynacı? 15 Temmuz günü sözde Vatan Caddesi'ni teslim almaya giden darbeci grubun temsilcisi, hatırlayacaksınız. Tankın içinden çıkarttılar. Aynı bu kafa işte, bu kafa. Aynı kafa. O gün orada direnişimiz ne kadar haklıysa, bugünkü direnişimiz de o kadar haklıdır arkadaşlar. Kim kanun dışı davranış içerisine giriyorsa buna karşı direneceğiz. Biz her yerde açıkça söylüyoruz ya, biz bu anayasayı değiştirmek istiyoruz. Biz bu kanunları değiştirmek istiyoruz. Ama değişene kadar bizim için bağlayıcı olduğu gibi Tayyip Erdoğan için de bağlayıcı, Suç İşleri Bakanı için de bağlayıcı, hepsi için bağlayıcı. Herkes kanuna uyacak. Herkes o kanunların kendisine verdiği yetki ve sınırla hareket edecek. Kimse keyfine göre davranamaz, devlet memuruysa hiç davranamaz. O yüzden tekrar ediyorum, konusu suç teşkil eden emirleri verenler de o emirleri uygulayanlar da suçludur, suç işlemektedir. Şimdi değerli yurttaşlar, peki mesele ne? Yani niye bu kadar alevleniyor? Bir kere o 10 yıl önce bu ülkenin gençlerinden, onurlu insanlarından yedikleri tokatın acısı çıkmamış. Bunu bir kere koyalım. İki, ülkeyi bir yıkımın eşiğine getirmişler. Açlığın, yoksulluğun artık üzeri örtülemiyor. Çıplak gerçekler ortada. Milyonlarca insan yüz sayıyor bu iktidardan kurtulmak için. Bir an önce bu iktidardan kurtulmaya çalışıyorlar. Bunlar da ne yapıyorlar? Halkın gerçek sorunlarına çözüm üretemeyince meselenin üzerine örtmek, halkı sindirmek, korkutmak, hatta kendi saflarındaki çözülmeyi durdurmak için sözde sert söylemlere günü kurtarmaya çalışıyor. Türkiye İşçi Partisi kararlıdır. Ne bu kabadayıklara prim veririz, ne yarım adım geri gideriz, ne de halkın dertlerinin, bu ülkenin gerçek sorunlarının unutulmasına izin veririz. Bakın mesela aylardır ben burada basın toplantılarında bulduğum her yerde bir şey anlatıyorum. Diyorum ki bunlar beceriksiz oldukları için değil,
bir tercihte bulundukları için ekonomik yıkım yaşıyoruz. Ortada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal tercihleri var. Peki biz bunu aylardır söylüyorduk. Ne dedi Bakan Nebati? Bir yol ayrımına gittik. İstesek enflasyonu düşürürdük. Ama bu patronların, para babalarının hoşuna gitmezdi. Anlamına gelecek durumu açıkladı. Çok net söylüyor arkadaşlar. Şey yapmayalım, cümle cümle okuyayım. Diyor ki biz enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürebilirdik çok sert tedbirler alarak. O zaman üretim dururdu. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor, çarklar dönüyor. Kim hariç arkadaşlar? Dar gelirliler hariç. Yani ülkenin %99'u hariç. Ülkenin %99'u hariç tepedeki bir avuç azgın azınlık mutlu olsun diye biz bu ekonomi politikaları uyguluyoruz diyor. AKP iktidara geldiğinde değerli arkadaşlar ücretlerin milli gelir içindeki payı %52 idi. Şu anda ücretlerin payı %27,5'a düştü. Yani resmen bir bölüşüm savaşı yaşanıyor. Resmen AKP işçinin, emekçinin, doktorun, mühendisin, öğretmenin cebinden alıyor, patronların, yandaşların cebine sokuyor. Ücretlerin aldığı pay 12 Eylül'ün gerisine düşmüş arkadaşlar. 12 Eylül'cülerin 12 yıl başla önce 12 Eylül'cülerin başlattığı şeyi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi hayata geçirdi. O yüzden hiç lafı eğilip çevirmeye gerek yok. Bay Nebati, biz o çarkı kırarız. O çarka çomak sokarız. İşçileri, emekçileri, doktorları, mühendisleri, bu ülkenin emeğiyle ve alın teriyle geçinen milyonlarca yurttaşını her gün fakirleştiren, bu ülkenin insanlarını ev almayı geçirin, bir ev kirası dahi ödeyemeyecek hale getiren o çarkınızı paramparça edeceğiz. Öyle biz de halkın sırtına bindik, halk bir kirayı ödeyemez, çocuğuna bir bez, bir süt alamaz, temiz suya dahi erişemez hale getirdik diye sağda solda çok fazla övünmeyin, bunlar başınıza bela olacak. Tip somut önerilerini sunuyor değerli arkadaşlar. Sadece enflasyon artışı yetmez. Ücretlere enflasyon artı büyüme oranında zam yapılmalıdır diyoruz. Asgari ücret hemen hiç vakit kaybetmeksizin en az %50 arttırılmalı. Her 3 ayda bir artan enflasyon oranı ve büyüme oranı ile güncellenmelidir. Bakın TÜİK artık sadece yanlış veri açıklayan bir kurum değil TÜİK. Aynı zamanda milyonlarca emekçinin, memurun cebinden çalmak için özel olarak faaliyet yürüten bir kurum haline gelmiş durumda. TÜİK'in acilen bağımsızlaştırılması gerekiyor. Bağımsız, deneyimli yöneticilerin meclis tarafından atanması ve tüm verilerin şeffaf biçimde açıklanması gerekiyor. İktidar korkunç bir sistem kurmuş durumda arkadaşlar. Tamamen toplumu soymaya ve patronların cebini doldurmaya yönelik bir azgın azınlığın kar güdüsüyle çalışıyor. Hepimizin en temel ihtiyacı olan elektrik, su, internet, doğalgaz, bu hizmetlere erişim ve kullanım artık parasız mümkün olmuyor. Bu haklar birileri para kazansın diye alınıp satılabilir mala dönüştürülmüş durumda. Bu durum ahlak dışıdır arkadaşlar. Bu durum sosyal adaleti kökten reddetmektir. Bakın çok basit bir hesap yapacağım değerli arkadaşlar. Zaten kanun tekliflerimizi biliyorsunuz. Faturalarla ilgili çalışmalarımızı yaptık, meclise sunduk. Şimdi bugün bir haber var gazetelerde. Veli Derneği'nin yaptığı açıklama diyor ki çocuklar okulda içilebilir suya erişemiyorlar. İçilebilir suya çocuklarımız erişemiyor. Basit bir hesap yapalım. Her insanın günde ortalama 2,5 litre su içmesi gerekiyor. 4 kişilik bir aile olduğunuzu düşünün. Sadece içmek için kullanmanız gereken su 10 litre. Bir damacana 19 litre. Yuvarlak rakam diyelim 20 litre. Yani her bir aile 2 günde bir damacana su. Yani 2 günde bir 25 ila 30 lira arasında su parası ödemek zorunda. İçilebilir suya başka türlü ulaşamadığı için. Şimdi ne yapar arkadaşlar? Ayda en az 450 lirayı sadece evde eğer damacana su kullanırsanız harcamak zorundasınız.
4 kişilik bir ailesiniz. 24 saat evde değilsiniz. Sokağa çıktınız. Küçücük pet şişe su. Küçücük pet şişe su. 2 lira 2,5. Bunu da eklediğinizde 4 kişilik bir aile sadece içmek için, yani yemek yaparken, çay içerken, kahve içerken bunları bir kenara koyun. Sadece içmek için kullandığı suya ayda 800 ila 1000 lira arası para veriyor arkadaşlar bu ülkede. Bu kadar akıl dışı bir şey olabilir mi? Bu kadar anormal bir durum olabilir mi? Susuz yaşayabilir misiniz ya? İçeceğiniz suyu alabilmek için asgari ücretin 1/4 harcıyorsunuz. Ve bu, dikkat edin, kimse tarafından sorgulanmıyor, tartışılmıyor. Artık normal. Ya bu sular kaynak suları bu ülkenin, bu halkın, bizim hepimizin değil mi? Bunları niye bir takım patronlara peşkeş çekip bunun üzerinden para kazanmalarının yolunu açıyorsunuz? İçilebilir su için mücadele ediyoruz arkadaşlar. Herkesin içilebilir su hakkı vardır. 2022 yılında Türkiye'sinde söylüyoruz bu sözü ya. Hiç düşünüyor musunuz? Asgari ücretli bir işçinin çocuğu okula gittiğinde su alacak parası yok. Siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz ha? Ülkede enflasyon yokmuş, hayat pahalılığı varmış diye yeni edebiyatlar geliştiriyorsunuz. Siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz. 4 kişilik bir aile ayda 1000 lira sadece içecek su için para harcıyor. İnsan ben bu ülkeyi yönetiyorum demeye utanır insan olsa. Bakın değerli arkadaşlar, durdurulamaz bir biçimde bir kira kriziyle karşı karşıyayız. Ya insanın en temel ihtiyaçlarından bahsediyoruz. İnsan gibi yaşamayı tartışmıyorum bakın. Su içeceğiz, ekmek yiyeceğiz, başımızı koyacak bir evimiz olacak. İktidar halkın bunlara ulaşmasını bile engelleyen bir iktidar. Biz diyoruz ki bu konut krizinin derhal çözülmesi lazım. İstanbul'da 300 bin boş konut duruyor. Yalnızca İstanbul'da. Biz diyoruz ki tüm bu boş konutlar ihtiyacı olanlar için kullanılmalı. Konut bir zenginleşme kaynağı haline gelmiş. Emlak baronları, inşaat şirketleri halkın en temel hakkından para kazanmak için çalışıyor. Net kanun teklifimiz, bir kez daha yurttaşlarımızla paylaşıyoruz burada. 3 ve daha fazla konutu olandan her konut başına kademeli olarak artacak emlak vergisi alınmalıdır. Buradan elde edilen gelir barınma fonu olarak kullanılmalı ve kira krizinden etkilenen yurttaşlarımıza harcanmalıdır. Bu fon ile eve çıkacak öğrencilere kira yardımı yapılabilir. Bu fon ile yoksul yurttaşlarımızın başlarını sokabilecekleri bir eve sahip olmaları sağlanabilir. Değerli arkadaşlar, kiracıların haklarını gözetmek zorundayız. Uzatmalarla 10 yıllık süresi dolan kiracılar için öncelik hakkı sağlanmalı. Yeni sözleşmelerinde belirlenen kira bedellerinin kiracı lehine uygulanması için tavan kira uygulamasına geçilmelidir. Türkiye İşçi Partisi olarak bu en temel hakkın kullanılmasının önünde yaşanan tüm hak ihlallerinin takipçisi olacağız ve tüm kiracılar ile barınamayanlarla bir araya gelip dayanışma ağlarımızı kuracağız. Kamusal alanlarda sesimizi daha yüksek biçimde çıkartacağız. Sorunlarımıza hep birlikte yanıt arayacağız. Fahiş fiyatların sorunlarını ve bu bedelleri emekçi halka dayatanları ifşa edecek baskı mekanizmaları oluşturacağız. Daha pek çok sorundan söz edebiliriz. Fakat ülkede bu tablo varken, memlekette bu dertler yaşanırken mecliste ne oluyor? Sarayın memurları, sarayın noterleri ne yapıyor? Ona bakalım. Bir kere de facto o halin taşlarını döşemeye devam ediyorlar. Yani bu iktidarı en güzel özetleyen cümlelerden bir tanesi değerli arkadaşlar. Siz gereğini yapın, kanun sonradan gelir cümlesidir. Şimdi gereğini yapıyorlar, sonra da meclise gönderiyorlar. Meclis onun kanununu çıkartmaya çalışıyor. Yani gerçekten geçen gün Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan bir söz var. Diyor ki işte uzay başvurusunda yaş meselesini konuşurken yaşını büyütürüz ne olur diyor. Yani daha utanç verici bir şey olamaz. Ya büyütürüz yaşını, ne olacak? Kitabına uydururuz. Her şey böyle. Yani diyorlar ki minareyi çaldıktan sonra kılıfına uydurmak kolay. Şu mecliste işte kılıfları dikim evi.
Minareyi çalıyorlar, kılıf hazırlamak için de meclise gönderiyorlar. Sanki meclis, minarelerin kılıfının dikim merkezi. Bu kadar basit bir şeyler var. Şimdi zaten memleket cezaevine çevrilmiş durumda. Şimdi cezaevi kurallarını da baştan yazmaya başladılar. Yandaş medya herhalde yetmiyor artık. Yalan makineleri yeterince iş görmüyor. Hakikate ulaşmak için halkın elinde ne kaldıysa hepsini gasp edelim diye bir karar verdiler. Sözde sosyal medya yasası bunun adı. Çünkü zaten torba yasaya alıştılar. İçine her şeyi atıyorlar. Yeni suçlar icat ediyorlar. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Ceza kanununda böyle bir suç ekleniyor. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini, genel sağlığı ile gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde aynen yayan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Çok söyleyeyim, bu kanun geçerse şu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıldır yaptıklarının hepsi bu suç kapsamına girer. Yani bu kanun geçtikten sonra bugün yapmaya devam ediyor. Konuşmalar yapıyorlar ya her yerde. Ben iddia ediyorum o konuşmaların hepsi amaç olarak zaten halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak için yapıyor. Bayağı konuşmaların amacı bu ya bunların yaptığı. Tabi böyle düzenlemeler yaparken bir de yandaş barolara bir kıyak daha sağlayalım oluyor. Artık gerçekten hani başka bir yerde yaşanıyor olsa dışarıdan izliyor olsak gülmek gerekir arkadaşlar. Daha bir sene olmadı ya avukatlık kanunu düzenlediniz, baroları düzenlediniz. Ya bu kadar çapsız, bu kadar düşüncesiz, bu kadar gelecek öngörüsü olmayan kanun yapmakta bu iktidarın üzerine bir iktidar tanımıyoruz. Yani. Daha bir yıl önce değiştirdikleri kanunu şimdi istedikleri gibi olmadı. Baroları ele geçireceklerdi sözde. Beceremediler. Şimdi bari işimize yarayan biçimde düzeltelim diye bakıyorlar. Çevre kanunu diye bir şey gelmiş. İnanılmaz arkadaşlar. Çevre kanunu nerede görüşülüyor? İmar komisyonunda görüşülüyor. Meclise çevre kanunu diye kanun getiriyorsun. Götürüyorsun imar komisyonunda bunu görüştürüyorsun. Şimdi zaten baştan sakat. Mantıklarını gösteriyor. Burada yani öyle müsilaj falan gibi şeyler anlatıyorlar kamuoyuna. Ama yaptıkları şey ne? Yaptıkları şey devlet su işlerinin yetkisinde olan baraj gölet depolama alanlarının nasıl kullanılacağına da o karar verecek. Bundan sonra öyle olacak. Neden diye sormayın. Çünkü o mutlak güç sahibi ve her şeyi hakkıyla bilen. Ondan başka kimse bilmiyor. Öyle bir şey var. Şimdi aynı kanunun içinde hakimlik, savcılık müessesesine ilişkin yardımcı, hakim, yardımcı, savcı gibi yeni bir yola gitmişler. Ben bunu görünce şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Belli ki TÜVVA listeleri falan hazırlıyorlar ya ve aradan fileyle birisi kaçarsa diyelim, oradan değil de o listede olmayan birisi seçilirse bunu ne yapacağımızı görelim. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu form var bir tane hazırladıkları, hakim savcı yardımcıları ile ilgili görev değerlendirme, kabiliyet, AKP için biliyorsunuz temel kriterlerden bir tanesi kabiliyet ve liyakat, göreve bağlılık, yani mesela oturduğu koltuğa bağlanacak mı ona bakıyoruz, iletişim becerisine bakacaklarmış, herhalde buna Fahrettin Altun karar verir, bu işleri duayeni o, ahlaki gidiş, gerçekten ne desek boş ve biz bu sıfatlarla değerlendirilen insanlardan adalet bekleyeceğiz. Maalesef Gazi Meclis'in mesaisi böyle. Demokrasi oyununda bu hafta bu perdeyi izleyeceğiz. En hafif deyimiyle utanç verici buluyoruz. Son olarak değerli arkadaşlar kapatırken, geçtiğimiz pazar günü Türkiye İşçi Partisi'nin de içinde olduğu HDP, MHP, SVF, EHP, TÖP gibi 7 siyasi parti ve oluşumun birlikte düzenlediği bir konferansa dikkat çekmek istiyorum. Malum medya düzeni nedeniyle insanlar gözden kaçırmış olabilirler. Geleceğin Türkiye'si için hafıza, hakikat ve hesaplaşma konferansı gerçekleştirdik. Biz bu konferansın sonuç bildirgesine öz olarak dikkat çekmek istiyoruz. Tüm yurttaşlarımızı öncelikle sonuç bildirgesine dikkat etmeye, dikkatli incelemeye ve mümkünse tüm konferansı izlemeye, kayıtlarını izlemeye davet ediyoruz.
Çünkü sorumlularla hesaplaşmak önümüzdeki dönemin en önemli görevlerinden bir tanesi ve biz sadece geçmişi hatırlamakla yetinmiyoruz. Tüm yurttaşları geleceği değiştirmeye davet ediyoruz. Hakikati bilip yenisini kurmaya davet ediyoruz. Sorunlardan hesap sormaya ve kol kola girmeye davet ediyoruz. Biz yapacağız, siz izleyin demiyoruz. Hafızamızı ortaklaştırırsak, hakikati dile getirirsek, hesabını birlikte sorarsak, mücadele edersek değiştirebiliriz diyoruz. Emek için, adalet için, eşitlik için, özgürlük için, barış için, demokrasi için bir oluyoruz, birlik oluyoruz. Geleceğin Türkiye'sini hep birlikte kuruyoruz diye bitiyor bildirgemiz. Tüm yurttaşlarımızın dikkatine sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.